Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Ders 20 20. ders. El halu bugünkü konumuz hal olacak arkadaşlar. El meratu'l muslimatu 'indaş şadaidi. Evet, şedait şedid kelimesinin çoğuludur. Zorluk manasındadır. Yani zorluk vaktinde, zorluklar karşısında Müslüman kadın diyebiliriz. Fi esnai tilkermagarik elleti daarat, evet. Savaşlar sırasında demek. Fi esnai tilkermagarik savaşlar sırasında elleti <laughs> daarat, Dara döndü demek. Ama burada savaştan bahsettiğine göre meydana gelen, desek daha güzel olur. Meydana gelen savaşlar sırasında beyne cüyushi salibi yine Haçlı orduları. Haçlı orduları. Salibiyyun haçlı demek. Salibiyyun çoğulu. Cüyüş as salibiyyin haçlıların orduları demek. Yani haçlı orduları arasında bi kıyadeti Louis et 9. Louis komutasındaki komutanlığındaki haçlı orduları Meliki Fransa Fransa kralı 9. Louis ve cüyuşil müslimine evet haçlı orduları ve müslüman orduları arasında meydana gelen savaşlar sırasında diyor. Bi kıyadeti el melik bu da e, müslümanlarda melik dediğimizde kral değil de daha çok padişah veya sultan manasını vermeliyiz arkadaşlar. Çünkü kral mefhumu daha çok Avrupalılar arasındadır. Evet, Sultan Salih desek daha güzel. Sultan Salih liderliğindeki komutanlığındaki Müslüman orduları arasında. Tufiye el-meliku es-Salih limaradihi. Sultan Salih bir hastalığı sebebiyle, hastalığından dolayı vefat etti. Fe ahfet zawjatuhu ve onun hanımı, eşi gizledi. Ahfa gizledi demek. Şeceratü dur. Hanımının adı buymuş. Şeceratü dur. Gizledi. Nebe'e vefatihi. Ölüm haberini. Vefat haberini gizledi. Anin nasi cemi'an. Bütün insanlardan yani herkesten vefat haberini gizledi. Ve hebbet müsri'aten. Hebbe bir işe kalkışmak, girişmek, başlamak manalarına gelir burada girişti başladı diyebiliriz. Müsriaten hızlıca hızlı bir şekilde girişti kalkıştı. Litedbiri emril harbi. Evet savaşı organize etmeye. Tedbir burada organize etmek. Evet savaşı organize etmek için ne yaptı? Girişimlerde bulundu hemen hızlıca. Ve isdaril evamiri ve emirler çıkarmak ve emirler çıkarmaya başladı. Bismi zevciha. Evet, eşinin, kocasının adına, kocasının adıyla emirler çıkarmaya başladı. İla kıyadetil ceyşi ordunun komutanlığına, ordudaki komutanlara kocasının adıyla emirler çıkarmaya başladı. Ve ahazet tarqubu bi nefsiha. Evet, ahaze başladı manası da vardı. Burada gözetlemeye başladı. Bir nefsiha kendisi yani kendisi gözetlemeye başladı manasını verir. Haletel ordunun durumunu ordunun vaziyetini kendisi gözetlemeye gözlemlemeye başladı. Ve tersumu yine başladı. Neye başladı? Çizmeye. Raseme yarsumu çizmeye başladı. Hutatal qitali. Hutatun plan demek. Çoğulu hutat. El yine savaş. Savaş planlarını çizmeye başladı. Ve tetearrafe ala teharrukatil aduvvi. Yine bu akadet fiiline e, ilişkili bir e, alakalıdır arkadaşlar. Evet bağlantılıdır. Tearrafe ala tanışmak demek. Tanışmaya başladı. Tanımaya başladı. Teharrukatil düşmanın hareketlerini, düşmanın manevralarını tanımaya başladı deriz. Ve yine e ehadetle bağlantılı ve taktulu yine öldürmeye başladı. El kesirine çok çok kişileri pek çok kişiyi min cunudihi et evet, askerlerinden yani o düşman düşmanının askerlerinden öldürmeye, pek çok kişiyi öldürmeye başladı. Ahyanen bazen bi vasitati yoluyla, vasıtasıyla, vesilesiyle firakin hasatin firkatun birlik, e, grup, takım yani özel e, takımlarla, özel birlikleri vasıtasıyla kavvenetha min şebabil müslimine Müslüman gençlerden oluşturduğu kavvene oluşturdu demekti. Müslüman gençlerden oluşturduğu özel birlikler vasıtasıyla evet o düşman askerlerinden pek çoğunu öldürmeye başladı. Wantahat hadhihi al-ma'ariku bitti demek. Burada sona erdi, sonuçlandı diyebiliriz. Bu savaşlar sona erdi, sonuçlandı. Bi hezimeti salibiyine. Haçlıların hezimetiyle, yenilgisiyle sonlandı, sonuçlandı, bitti diyebiliriz. Ba'de en kutile el kesirune. Evet pek çokları el kesirun çoğu pek çok kişi öldükten ve öldürüldükten sonra minhum onlardan o haçlılardan ve havel el geriye kalanlar el kalanlar demek geriye kalanlar da çalıştı. Havele çalıştı. El harabe kaçmaya çalıştılar. Haifine korkarak korkmuş bir vaziyette kaçmaya çalıştılar. Kalkıştılar. Ve kâne min beynihim onların arasında idi. Onların arasında onlardan idi. Louis et -tâsia. Evet yani Fransa kralı 9. Louis de onlardan birisiydi. Onların arasında idi. وَلَاكِنَّ الْجُنُودَ الْمُسْلِم۪ينَ Fakat Müslüman askerleri اَمْسَكُوا بِهِ Onu yakaladılar. اَمْسَكَ بِهِ Onu yakaladı demek. فَرِح۪ينَ Mutlu olarak, mutlu bir vaziyette بِهَذَا Nasri Bu zafere Evet sevinmiş bir vaziyette. Bu zaferle mutlu olmuş bir vaziyette demek. Ve secenuhu onu hapsettiler. Onu hapse attılar. Bi medinetil mansurati mansura şehrinde mansura kentinde bir mısra. Mısır'daki mansura kentinde onu e, hapsettiler. Sümme ahracethu sonra onu çıkardı. Şecaratu durri Evet. Sultan Salih'in eşi Şeceratü Dur onu e, hapisten çıkardı. Ba'de en defa'a fidyeten kebireten. E, çok büyük bir fidye ödedikten sonra. Yani Louis Etasya, 9. Louis. Çok büyük bir fidye ödedikten sonra Şeceratü Dur onu hapisten çıkardı. Fe raca'a ila biladihi ve Ülkesine döndü. Kaiben eli boş olarak ülkesine döndü. Evet bugün hal konusunu işliyoruz arkadaşlar. Klasa bölümünü açalım. 270 e, sayfa 270'in sonu. Halin tanımını yapıyoruz şu anda. Hal ne demek? İsmun nekratun. Nekre bir isimdir mansubun. Evet. Nekre ve mansub bir isimdir hal. Çizelim. Önce bir, öncelikle isimdir arkadaşlar. Hal bir isimdir. Sonra nekredir. Nekre bir isimdir. Sonra bir de mansub bir isimdir. Evet. Yübeyyinu açıklar. Açıklayan nekre bir isimdir. Halete ismin marifetin. Halete ismin marifetin. Câe kablehu fil cümleti. Cümlede kendisinden önce gelen marife bir ismin durumunu açıklayan nekre ve mansup bir isimdir hal arkadaşlar. Kendinden önce gelen cümlede evet hal kendinden önce gelen marife bir ismi marife bir ismin durumunu açıklayan evet kelimeye biz hal diyoruz arkadaşlar Arapçada. İki, sahibül hal. Evet. Hal kendinden önce gelen diyor ya kendinden önce gelen. İşte kendinden önce gelen kelimeye de sahibül hal denir arkadaşlar. Halin açıkladığı, halin açıkladığı, kendinden önce geldiği işte o kelimeye sahibül hal deniyor arkadaşlar. Bu da kad fa'il ev'l mef'ul bih. Fail olabilir. Bu sahibül hal olan kelime fa, cümlede fail olabilir ya da mef'ulun bih olabilirmiş. Örneğimize bakalım. Vasale Muhammedun musri'an. Evet vasale fiildir değil mi? Ulaştı geldi. Muhammedun faildir. Muhammed geldi. Şimdi nasıl bir şekilde geldi? Durumu, vaziyeti nasıl bir durumda, nasıl bir vaziyette geldi? İşte e, bu kelime onu bildiriyor arkadaşlar. Müsri'an hızlıca geldi, koşarak geldi. Koşar bir vaziyette geldi. İşte bu kelimeye biz hal diyoruz arkadaşlar. Hal. Açıklamış olduğu kendinden önce gelen bu kelimeye de Muhammed kelimesine de sahibül hal diyoruz. Muhammed umurda faildir demişti ya sahibül hal mef'ul olabilir. Mef'ulün bih olabilir ya da fail olabilir. Bu cümlede faildir. Bu fail Muhammed kelimesi faildir sahibul haldir. Sahibul hal diyoruz buna. Evet, müsrian kelimesi de bu sahibul hal kendinden önce gelen ismi açıkladığından dolayı hal, durumunu, haletini, durumunu açıkladığından dolayı biz buna hal diyoruz arkadaşlar. Müsrian kelimesi haldir. Bakın dikkat edin. Bir isimdir bu öncelikle. Nekredir. Bakın nekre bir isimdir, değil mi? Ondan sonra bir de mansuptur. Bir de mansuptur. Üç tane özelliği taşıyor. Sahibül hal için ne demiştik? Marife bir isimdir demiştik değil mi? Sahibül hal her zaman marife olmalı arkadaşlar. Fail olabilir, mefulün bir olabilir, önemli değil. Ama her zaman ne olmalı? marife olmalı. Muhammed kelimesi marife bir isimdir arkadaşlar. Uhibbul asira bariden. Bakın bu <laughs> fiildir, severim. El asira, meyve suyunu beriden nasıl severim, nasıl bir vaziyette severim, nasıl bir durumda severim? Soğuk severim yani soğuk bir haldeyken, soğuk bir vaziyette iken severim diyor meyve suyunu. İşte bu bariden kelimesi haldir arkadaşlar. Yine aynı bakın müsra'ın kelimesinde olduğu gibi öncelikle bir isimdir tabii ki. Sonra nekredir ve mansuptur arkadaşlar buna dikkat edeceğiz. Sahibul hal el-asir kelimesidir burada. Mefulün bih'tir. Burada mefulün bih'tir Sahibul hal ve marifedir. Dikkat edin. Marife el-asir burada elif lam ile marife olmuş bir isimdir arkadaşlar. Buna dikkat edeceğiz. Üçe bakalım. 3. maddede ne diyor? El halul mufred bir sonraki dersimizde hal çeşitlerini göreceğiz arkadaşlar. Hal birkaç çeşitli olabiliyor. Nasıl ki haber çeşitleri vardı, sıfat çeşitleri vardı. Halin de çeşitleri var arkadaşlar. Bunlardan birisi müfret hal. Yani bu dersimizin konusu, bugünkü dersimizin konusu müfret hal aslında. Bir sonraki dersimizde diğer hal çeşitlerini göreceğiz. Yutabiku sahibihu Evet müfret olan hal, Müfret hal şu demek arkadaşlar. Cümle şeklinde olmayan hal demek. Yoksa ki sayı bakımından tek bir müfret demek değil. Cümle halinde olmayan yani isim cümlesi, fiil cümlesi veya şibi cümle şeklinde olmayan hal çeşidine müfret hal deniyor. Aynı şey haber çeşitlerindeki müfret haber içinde geçerliydi arkadaşlar hatırlayın. Evet bu şekilde olan müfret hal uyumlu olur. Yutabiku uyumlu olur. Sahibahu. Evet sahibul hal dediğimiz o kelimeye sahibul hal ile uyumlu olur. Ne, ne konuda? Fit tezkiri ve te'nif. Müzekker ve müennesi konusunda e, hal sahibul hal ile uyumlu olur arkadaşlar. Bitmedi. Başka neydi? Ve fil ifradi ve tesniyeti vel cem'i. Yani müfret, tesniye ve çoğul konusunda da. Yani sayı bakımından hem müzekker mühendislik bakımından hem de sayı bakımından müfret olan hal sahibül hal ile uyumlu olur arkadaşlar. Örneğimize bakalım. el veledu müsri'an. Evet fiil el veledu fail müsri'an burada haldir. Hal budur. El veledu sahibül haldir değil mi? Bakın el veledu müfrettir. O yüzden bu da müfret olarak gelmiş. Gördüğünüz gibi sayı bakımından uyumlu. el Elveled müzekkerdir. Evet, musri'an yine müzekker bir kelimedir. Dolayısıyla müzekkerlik ve müenneslik bakımından da uyumlu olmuş arkadaşlar. Caetil bintu müsriaten Bakın aynı mana ama burada birisi birinci örnek müzekker için bir örnekti. İkinci örneğimizde de müennes. Bakın failimiz o da müennes. Kız diyor. Kız geldi. Nasıl ne halde geldi? İşte müsriaten Koşarak hızlıca geldi. Dolayısıyla bu haldir. El bintu sahibi'l haldir. Müennes bakın. Elbintu müennestir. Hal olan kelime de nasıl geldi? Müennes olarak geldi. Evet. Elbintu müfreddir. Yani tekildir. Müsriaten de yine nasıl geldi? Bakın tekil olarak geldi. Müzekker müenneslik bakımından uyumlu. Sayı bakımından, sayı bakımından da uyumlu olarak geldi arkadaşlar. Câet elbenâtu müsriatin. Evet. Kızlar geldiler. Müsriatin. Koşarak hızlıca geldiler. Burada yine hal olan kelimemiz müsriatin kelimesidir. Sahibul hal ise el benatudur. Bakın sahibul hal el benatu çoğuldur. Müennestir. Hal olan kelimemiz müsriatin kelimesi de yine çoğuldur ve müennestir arkadaşlar. Unutmayacağım ama hangi hal çeşidinde bu geçerliydi? Hal olan kelimemiz müfret hal olduğunda. Müfret hal olduğunda. Yani zaten bugünkü dersimizin konusu bu arkadaşlar. Bu durumda e, hal ile sahibul hal müzekkar ve mühendislik bakımından ve sayı bakımından uyumlu olmalı arkadaşlar. Evet alıştırmalara geçebiliriz arkadaşlar. Birinci alıştırma. Ayyine'l hale ve sahibehu fima yati kema fi'l misal. Örnekte olduğu gibi aşağıdaki aşağıda hal ve Sahibul hali göster diyor. Hal ve Sahibul hal olan kelimeleri bulmamızı istiyor. Bir'e bakalım. Kale taala estaeizu billah ya eyyuhen nebiyyu inna arsalnake şahiden ve mübeşşiran ve nezira. Evet yani ey peygamber biz seni e, şahit ve müjdeleyici ve bir kor uyarıcı olarak gönderdik diyor. Evet buradaki hal kelimemiz arkadaşlar bir kere mansup olmasına dikkat edeceğiz. Mansup yani şahiden kelimesi mansuptur işte bu. Haldir. Biz seni şahit olarak şahit olarak gönderdik. Dolayısıyla bu haldir e, K buradaki K zamiri de arkadaşlar sahibül haldir. İkiye bakalım. Kale Teala feraca Musa ila kavmi gadbane esifen. İşte Hz. Musa kavmine döndü. Nasıl bir durumda döndü? Gadbane. Evet yani kızgın kızmış olarak kızgın bir vaziyette döndü. İşte bu haldir arkadaşlar. Bu kelimemiz haldir. E, i̇ki tenimin almamasının sebebi arkadaşlar bu kelimenin gayrimunsarif olmasıdır. Daha sonraki konularımıza, derslerimize bunu göreceğiz. Gayrimunsalık olan kelimeler tenvin alamazlar arkadaşlar. Nekre olmasına rağmen. Evet bu haldir. Sahibül hal yani kızgın bir şekilde dönen kimdi arkadaşlar? Hazreti Musa. O zaman bu da sahibül haldir. Kale Teala isti'idu bela ve sekhara şemse vel kamara daibeyni. Evet. Güneşi ve ayı hareketli olarak değil mi? hareketli olarak sizin emrinize verdik, sizin hizmetinize sunduk. Daibeyni burada haldir arkadaşlar. Bakın tesniyedir, mansuptur ye ile mansuptur. vel Karamara ikisi beraber sahibur haldir arkadaşlar. İki iki tane olduğu için sahibi hal, tesniye olduğu için halde nasıl geldi? Bakın tesniye olarak geldi. Evet dörde bakalım. Ekale edilen kâfirû levlâ nüzle aleyhi'l-Kur'ânu cümleten vâhideten. İnkar edenler dediler ki Kur'an-ı Kerim ona toptan yani tek seferde indirilseydi. Evet burada cümleten. Evet bu da onun sıfatıdır zaten. Cümleten yani toptan, toplu bir şekilde tek seferde indirilseydi. Ne indirilmesini istedikleri şey neydi? El-Kur'ânu. Evet cümleten haldir. el Kuran'u sahibül haldir arkadaşlar. 5-Kâle teâlâ eyyuhibbu ahedüküm en ye'kule lehme ahihi meyten. E, sizden biriniz ister mi? Kardeşinin etini yemeyi ister mi? Meyten. Ölmüş bir vaziyette değil mi? Ölmüş olan kardeşinin etini. Dolayısıyla meyten burada e, haldir. lahmede nedir? Sahibül haldir. قال تعالى فخرج منها خائفا يترقب Evet, oradan çıktı. Nasıl bir şekilde, nasıl bir vaziyette çıktı? Korkmuş bir vaziyette. Korkmuş bir vaziyette çıktı. Dolayısıyla haifen haldir. Ee, sahibül hal burada gizlidir. Huve. Yani o çıktı. Yediye bakalım. Ra'aytul muslimati sa'iyatin beyne safa vel Evet, bayan müslümanları Safa ve Merve arasında say yaparlarken gördüm. Say vazifesini yaparlarken gördüm diyor. Evet, dolayısıyla sa'iyatin burada haldir arkadaşlar. El müslimati sahibul haldir. 8. Vasala a'da'ul mu'temari ila qa'atil ictima'i mübekkirine. Evet. Kongre üyeleri ulaştılar, geldiler. Toplantı salonuna nasıl bir vaziyette erkenden erken geldiler erkenden geldiler dolayısıyla mübekkiri yine haldir arkadaşlar sahib sahibi haldir ikinci alıştırmaya bakalım parantez kelimelerden uygun olan hal ile boşlukları doldurmamızı istiyor bakalım parantezine adel huccacu ila biladihim e, hacılar hacun hacı demek çoğulu el huccacu hacılar memleketlerine döndüler. Buraya hal getirmemizi istiyor. Parantezine bakalım ne var? Mesrurine mesrurune. Yani ikisi de aynı kelime. Sadece irabı farklı arkadaşlar. Yani mutlu bir şekilde mutlu e, mes, mutlu mesut sevinçli bir şekilde memleketlerine döndüler. Evet biz ne demiştik arkadaşlar? Müfret olan hal Müfret olan hal her zaman mansup olur demiştik. Burada mesrurine kelimesi ye ile mansuptur. Mesrurune kelimesi vav ile merfudur arkadaşlar. O zaman ne olmalı? Doğru cevap mesrurine olmalı arkadaşlar. Yoksa ki e, el hüccacı burada sahibul haldir. Müzekkerdir bu da müzekker. Çoğuldur bu da çoğul. Evet uyumlu. Tek uyumsuz olduğu nokta neresi arkadaşlar? Hal mansup olmalı. Burada merfu geldiğinden dolayı bu kelime olamaz arkadaşlar. Burada vav wow ile merfudur bu kelime. İkiye bakalım. Tehaddese el hatibu. Hatip konuştu. Nokta nokta. Emamel cumhuri. Evet halkın önünde şöyle bir şekilde konuştu. Buraya uygun bir hal getirmemizi istiyor. Nasıl bir şekilde nasıl bir durumda konuşmuş mübtesimun mübtesimen yani gülümsemek e, gülümse gülümsemek e, veya gülümseyen manasını ifade eden kelimeler var burada. Yine tek fark irab farkı arkadaşlar dikkat edin. Yoksa ki el bu sahibul haldir. E, gel buraya gelmesi gereken hal müzekker ve müfret olmalı değil mi bundan dolayı? Doğru ikisi de mü müzekker, ikisi de müfret ama hal halin ne olması gerektiğini biliyoruz biz manusup olması gerektiğini biliyoruz. O zaman bu damme ile merfudur. Bu olamaz. Evet, fetha ile mansup olan kelimemiz budur arkadaşlar. 3'e bakalım. Vasala halidun nokta nokta ila saffi. Halid sınıfa geldi. Nasıl bir şekilde geldi? Nasıl bir vaziyette geldi? Hızlıca veya koşarak. Evet, hal mansup olmalı arkadaşlar. O yüzden bu damme ile merfudur. Bunu seçemiyoruz. Tabii ki de fethayla ile mansup olan müsri'an kelimesi hal olmalı. Raca'al cunudu nokta nokta minel ma'areketi Savaştan askerler savaştan nokta nokta bir vaziyette döndüler. Nasıl? Muntasirine muntasirune. Zafer kazanmış değil mi? Kazanmış bir vaziyette. Zafer elde etmiş bir vaziyette döndüler. Ee, ye ile mansuptur bu kelimemiz. Bu kelimemiz de vav ile merfudur. Dolayısıyla tabii ki de muntasirine y ile mansup olan şeklini seçmeliyiz. Celeset talibani iki öğrenci oturdu. Nokta nokta ila şerhil muallimi. Evet hocanın açıklamasını burada dinlemek görüyoruz. Dinleyerek değil mi? Dinler bir vaziyette oturdular. Ee, müstemiani elif ile merfudur müstemi ayni ye ile mansuptur. Dolayısıyla mansup şeklini seçmeliyiz arkadaşlar. Celesat talibani iki öğrenci oturdu. Nasıl bir vaziyette oturdu? Müstemi ayni evet, dinleyerek dinler bir vaziyette oturdu. Sara sadiqani iki arkadaş yürüdü nokta nokta. Bakalım mütecavirani mütecavirayni yani yan yana demek yan yana ee, tabii ki bu elif ile merfudur. O yüzden bu olamaz. Y ile mansup olan tesniye kelimeyi seçmeliyiz arkadaşlar. Sahibül hal bakın burada tesniyedir, müzekkerdir. Bu ikisi de yine tesniyedir, müzekkerdir. Tek fark birisinin merfu olması, birisinin mansup olması. Hal her zaman mansuptur. Yani müfret olan hal. Burada zaten bütün hallerimiz nedir? Müfret haldir. Zaten konumuz, bugünkü konumuz sadece müfret haldir arkadaşlar. O yüzden ne olmalı? Mansup olmalı. 7'ye bakalım. Akbelet at-tabibat. Bayan doktorlar geldiler. Nokta nokta, nokta iler teşifa. Hastaneye. Nasıl bir vaziyette geldiler? Evet bakın neşi neşitatun. Sahipul hal olan kelimemiz müennes'tir, çoğuldur. Hal ikisi de bakın müennesli çoğuldur. Yine tek vakti dediğimiz bir sadece irapta. Ne olmalı? Hal mansup olmalı arkadaşlar. Bu damme ile merfudur. O yüzden bu olamaz. Evet cem müennes salim kelimeler kesra ile mansup oluyordu arkadaşlar. Bunu unutmayacağız. Bu kelimemiz mansuptur ama kesra ile mansuptur. Evet canlı bir şekilde aktif bir şekilde geldiler. 8'e bakalım. Vakafet attı filatu. Çocuk durdu. Nokta nokta fişşur feti. Balkonda. Nasıl bir vaziyette durdu? Evet. Sahibül halbudur attı filatu. Müennestir ve tekildir. E, hal olması gereken burada iki kelime. ikisi de zaten müennes ve tekil. Yine sadece e, farkımız arkadaşlar irapta. Birisi burada damme ile merfudur. Bu da fetha ile mansuptur. O zaman mansup olan şeklini seçmeliyiz hal olduğu için. 3. alıştırma, alıştırma e, uygun hal koyarak boşlukları doldurmamızı istiyor. E, Harekelen hareketlenmiş bir şekilde tabii ki. Örneğe bakalım. تحدث القائد الى جنوده komutan askerleriyle konuştu nasıl bir vaziyette nasıl bir şekilde konuştu gadiben kızarak kızarak konuştu İşte bu nedir haldir arkadaşlar el qaidu sahibul haldir raaitul kamera evet, ayı gördüm ay gökyüzündeki ayı gördüm fis semai gökyüzünde Nasıl bir vaziyette gördüm? İşte buraya bir tane hal lazım. Sahimül hal budur. Talian diyebiliriz. Talian. Ay doğmuş, çıkmış bir vaziyette gördüm. Vasal el mühendisune ile şirketi. Mühendisler şirkete geldiler. El mühendisune sahibul haldir. Dolayısıyla buna uygun bir hal getirmeliyiz. Yani müzekker olmalı, çoğul olmalı. Bir de mansup olmalı zaten. Hal mansup olacak ayrı. Bir de buna uygun olacak. Müzekker ve müennesi bakımından ve sayı bakımından sahibi hal ile uyumlu olmalı. Evet mesela e, geç geldiler diyelim. Geç. Müteahhiran geç demek. Ama bu çoğul olduğu için değil mi? Çoğul müzekker nasıl getirmeliyim? Müteahhirine. Ye ile mansup olmuş bir şekilde. Müteahhirine. Yani mühendisler şirkete geç geldiler. Ekeltu <laughs> ta'ame. Yemeği yedim. Et ta'ame. Evet. Burada sahibül hal yemek olsun. Yemeği nasıl bir vaziyette yedim? Mesela sahinen, sahinen sıcak bir vaziyette, sıcak iken yedim. Yemeği sıcak yedim diye söyleyebiliriz. Evet, dörde bakalım. Celese duyufu bi menzilina. Evet, misafirler evimizde oturdular. Ne diyelim? Duyufu burada sahibül haldir. Evet. Yine çoğul ve müzekker olmalı. Mesrurine diyebiliriz. Mutlu bir şekilde. Mutlu bir vaziyette. Mesrurine. Evet. Hem müzekker olacak hem çoğul olacak. Hem de zaten mansup olmalı. Onu unutmayacağız. Adet at talibatu menzili. Kız öğrenciler eve döndüler. Evet. Ne diyebiliriz? Mübekkirine. Erkenden döndüler. Mübek. Ha pardon. at burada sahih hal. Bakın buna dikkat edeceğiz. Çoğuldur ve müennes'tir. Dolayısıyla Mübekkiratin mübekkiratın demeliyiz arkadaşlar. Şeribtu eşşaya Çayı içtim. Evet. Sahibul hal bu olsun. Çayı içtim. Çayı nasıl bir vaziyette içtim? İşte beriden diyebiliriz değil mi? Beriden. Soğuk içtim. Çayı soğuk içtim. Hani sıcak kelimesini yemeğe kullanmışım. O yüzden aynısını söylemek istemedim. Fark etmez. Sakinen deriz. Bariden deriz. Soğuk olarak, sıcak olarak diyebiliriz. Sefer el vezirani ilel Kahireti, Evet, iki bakan Kahire'ye seyahat ettiler, yolculuk ettiler. Müsri'ayni diyebiliriz. El vezirani burada sahib haldir, tesniyedir müzekkerdir. Evet e, halde zaten mansup olmalı. Dolayısıyla müsri ayni diyebiliriz. Hızlıca çabucak e, seyahat ettiler, yolculuk ettiler diyebiliriz. Uttu ila menzili. evime döndüm. Evet uttu yani ben burada tu sahibi e, sahibül hal budur. Meşiyen, meşiyen yürüyerek diyebilirim. Evet dördüncü alıştırma sıfatı hale dönüştürüyor. Sıfat olan kelimeyi hale dönüştürmemizi istiyor. Bakalım. Uhibbul fakiheta en-naziheta. Evet, olgun meyveyi severim. En-naziheta burada sıfattır arkadaşlar. Bu da mevsuftur. El-fakiheta mevsuftur. Dikkat edin sıfat mevsuf ilişkisini burada var değil mi? Her bakımdan uyumlu. Evet ama burada uhibbul fakiheta ben meyveyi severim nasıl bir vaziyette, nasıl bir şekilde severim? Olgunlaşmış bir vaziyetteyken severim. Olgun, olgunlaşmış meyveyi severim. Evet, dolayısıyla burada artık ne aldı? Ceten hal olmuş oluyor. El fakihete e, sahib hal oluyor arkadaşlar. Hal ne her zaman neydi arkadaşlar? Nekre. Bakın nekre. Eğer burada gördüğünüz gibi eğer o da marife olsa sıfat olur. Hal olan kelime eğer marife olursa o zaman bununla sıfat mevsuf ilişkisi olmuş olur. Burada olduğu gibi. Bu sıfattır, bu da mevsuftur. Bu marife, bu da marife. Ama hal olan kelimemiz nekredir her zaman. Sahibül hal ise marifedir. Eğer sahibül hal de nekre olsaydı o zaman yine sıfat mevsuf olur, olurdu et mesela uhibbu fakiheten nadiceten deseydik fakiheten mevsuf nadiceten yine sıfat olmuş olacaktı. Buna dikkat edeceğiz. Sahibül hal her zaman marife. Hal olan kelime yani müfret olan hal e, nekre olacak her zaman. Buna dikkat edeceğiz. Bir bakalım. Ekeltü lahme en nadice. Evet. Pişmiş eti yedim. Burada olgun demiyoruz. Meyve için olunca olgun. Ol, olgunlaşmış. Yani yerişmiş, erişmiş. Ama et olunca artık pişmiş diyeceğiz buna. Pişmiş eti yedim. Burada sıfat. Bu da mevsuf. Yeni cümlemizde bu sıfat olan e, kelimeyi hal yapmamızı istiyor. Çok basit. Eliflamı atarız. Değil mi? Eliflamı atarız. Bunu nekre yaparız. Bu hal olmuş olur. Ekeltü lahme nazıcen. Evet, ne elifle mi attık sadece. Nekre olduğu için iki üstün e, kullanarak bu kelimemizi yapmış olduk. Na alicen yani eti pişmiş bir vaziyette yedim. Ra'aytu'l hadiqate'l muthmirate. Evet, meyveli bahçeyi gördüm. Meyveli bahçeyi gördüm. El hadiqate burada mevsuf, el muthmirate e, sıfat. Ne demiştik? Elif lamı atarız, hal yaparız. Ra'aytu'l hadikate müsmiraten. Sadece elif atmamız hal yapmak için yeterli arkadaşlar. Manası ne olmuş olur? Yani bahçeyi meyve vermiş bir vaziyette gördüm olur. Adet bu en-nacihun ila biladihim. Başarılı öğrenciler memleketlerine döndüler. En-nacihun burada sıfattır. Attulab mevsuftur sıfat olan kelimeyi e, hale dönüştüreceğiz. Nasıl yapacağız? Elifle atarız? Ve bir de unutmayacağız. Mansup olmalı. Mansup. Ade attullabu nacihine. Burada vav ile merfudur bu kelime. Biz bunu ye ile mansup yapmalıyız. Ade attullabu nacihine. Yani öğrenciler başarılı olmuş bir vaziyette döndüler. Başarılı olarak döndüler. 4. Vasal el amilu en neşitu ile masna'i. Evet aktif işçi fabrikaya dön ulaştı geldi. En neşitu sıfat el amilu mevsuf. Evet elifle atarız, mansup yaparak bunu hal e, hale dönüştürebiliriz. Vasal el amilu neşitan ile masna'i. Yani işçi aktif canlı bir vaziyette canlı bir durumda e, canlı olarak fabrikaya döndü. Ra'aytu at-talibeteyni el-jaliseteyni fil mektebeti. Evet, kütüphanede oturan iki kız öğrenciyi gördüm. El-jaliseteyni sıfat, at-talibeteyni mevsuf. Elifleme atarak zaten e, olduğu için sorun yok. Sadece elifleme atarız. Zaten mansup çünkü. Ra'aytu at-talibeteyni jaliseteyni fil mektebeti. İki kız öğrenciyi kütüphanede otururlarken gördüm olur manası. 6. Nezele el yevme el mataru el gaziru mines semai. E, bugün diyor gökyüzünden e, sağanak yağmur yağdı. El mataru el gaziru. El gaziru sıfat el mataru mevsuf. Elifle matıp mansup yapınca bu hale dönmüş olacak. Nezele el yevme El mataru gaziran min semai. Sanak bir şekilde yağdı. Şeribtul asira el baride. Soğuk meyve suyunu içtim. El baride burada sıfat. El asira mevsuf. Elifle matarız zaten mansup olduğu için sorun yok. Şeribtul asira bariden. Meyve suyunu soğuk içtim. Meyve suyunu soğuk bir haldeyken, soğuk bir vaziyette içtim manası olur. Beşinci alıştırma, burada da tam tersi hali sıfata dönüştürmemizi istiyor. Örneğe bakalım. al qaidu muntasiran minel ma'raketi. Burada muntasiran kelimesi haldir. Yani komutan zafer kazanmış bir şekilde, bir vaziyette savaştan döndü. Muntasiran olan hal kelimemizi ne, yap, ne, yapmamızı istiyor? Sıfata dönüştürmemizi istiyor. bu sıfat olunca sahibül halde mevsuf olur. Yani mevsufla ne olmalı? Sıfat uyumlu olmalıydı. El-kaidu burada mevsuftur artık. Bu da sıfat olmalı. Yani marife olduğu için bu da marife olacak. Yani eliflam ekleyeceğiz. Eliflam ekleyerek marife yapacağız. Bir de e, sahibül hal, önceden sahibül hal olan kelime e, nin irabı neyse onun da burada sıfat olduğunda aynı irabı almalı arkadaşlar. Burada el kaidu fail olup e, merfu olduğundan dolayı sıfat yaptığımızda da bu da yine ne olmalı? Merfu olmalı. Eliflam ekliyoruz. Bir de irabıyla uyumlu hale getiriyoruz. Bu kadar. Zaharat en nucumu la mi'aten Evet. Yıldızlar ortaya çıktı. Göründü. Gökyüzünde parlak bir şekilde. Parlak. Burada bu hal budur. Lamiaten. En nücumu da sahibül haldir. Yeni cümlemizde sahibül hal mevsuf olacak. Mevsuf olacak. Bu da sıfat olacak. Zaharat en nücumu sahibül halde herhangi bir değişiklik yok. Sadece biz bunu hali sıfata dönüştüreceğiz. Zaharat en Evet eliflem ekliyoruz. Bir de en nucumunun e, irabı merfu olduğu için bu da merfu olmalı. Zaharat en nucumul lami'atu yani el lami'atu fissemai olur yeni cümlemiz. Bu artık sıfat olmuş olur. Parlak yıldızlar ortaya çıktı. Sâfera el müderrisûne mesrûrîne ilâ biladihim. Evet, öğretmenler memleketlerine mutlu olarak yolculuk ettiler, seyahat ettiler. Evet el müderrisune burada sahibül hal mesrurine hal. Evet ne yapmamız gerekiyor? Sadece eliflam ekleyerek bir de sahibül halin irabına e, uyumlu hale getirerek biz bunu sıfat mensup yapmış oluruz. Eliflam ekleyelim. Bir de bu ye ile mansuptur. Vav ile merfu yapalım. Sefera el müderrisune el mesrurune olur. Yani mutlu öğretmenler. Mutlu öğretmenler ülkelerine döndüler. Artık yeni manası bu olmuş olur. Üçe bakalım. Absartul umme mubtesimeten litifliha. Absartu gördüm. Anneyi gördüm. Gülümserken, gülümserken. Çocuğuna gülümser bir vaziyette gördüm. Evet. El umme. Burada sahibül hal. Mubtesimeten hal. Sıfat mevsuf yapacağız bunu. Absartul umme. Elif lam getireceğim bunun başına. Zaten mansup değiştirmeye gerek yok. Absarutul umme el mubtesimete. El mubtesimete yani gülümseyen anneyi, çocuğuna gülümseyen anneyi gördüm olur yeni mana. 4 Akbelet es seyyaratani musriateyni. İki araba hızlı bir şekilde geldi. Müsriateyni hal. Es seyyaratani sahibül hal. Şimdi sıfat mevsuf yapacağız. Sadece eliflem ekliyorum bunun başına. Hal olan kelimenin başına eliflem ekliyorum. Sahibül hal burada merfu olduğu için bunu da merfu yapıyorum. Elif ile merfu yaparak bu artık sıfat mevsuf olmuş oluyor. Akbeleti seyyaratani el musriatani. Yani iki hızlı araba geldi. Herabel lissu min mine Evet hırsız polisten korkarak kaçtı. Khâifen, korkarak korkmuş bir vaziyette. Burada hal. El lissu sahibül hal. Evet şimdi sıfat mevsut yapacağız. Her lissu el haifu olmalı değil mi artık? El haifu eliflem getiriyorum. Bunun e, irabı merfu olduğu için bunu da merfu yapıyorum. Bu kadar. Ve salel vuzara'u mübekkireyne ila qa'atil mu'temeri. Bakanlar konferans salonuna erkenden geldiler. Mübekkirine evet burada haldir. El-Vuzara'u bu da sahihul haldir. Evet. Ha, sıfat yapmamız için buna eliflam getireceğim. Bu da El-Vuzara'u merfu olduğu için bunu da merfu yapacağım. Vav ile merfu yapacağım. Vassal salel vuzara'ul mübekkirune ila qa'atil mu'temere. Erkenci yani erkenci bakanlar veya erkenden gelen bakanlar diyebiliriz. Aqbala at-tiflu ala ummihi bakiyan. Evet. Çocuk diyor annesinin yanına ağlayarak geldi. Nasıl bir vaziyette? Bakiyan ağlayarak bu haldir. At-tiflu sahibi haldir. Evet, "Akbel at-tiflu al-bakiyu. Evet, al-bakiyu ala ummihi. Ve al-bakiy Ağlayan çocuk annesinin yanına geldi. Manası olur artık. Gaderat el muallimatu el medrasete musriyatin. Evet, bayan öğretmenler okuldan hızlıca ayrıldılar. <gâderet el> musriyatin <'allimâtu> nasıl bir şekilde hızlı bir şekilde işte bu haldir. <gâderet> el muallimatu sahibul haldir. Evet, bunu nasıl sıfat yapacağım? Yine eliflam. Elif lam getirerek başına ve sahibi hal merfu olduğu için bunu da merfu yaparak gaderat el muallimatu el musriatu el medrasete olur arkadaşlar. Evet altıncı alıştırma e, parantez içindeki kelimeleri cümledeki uygun yerlerine yerleştirip tekrardan bu cümleleri yapmamızı istiyor. Onu size bırakayım. Yedide ne istiyor? Evet, yedinci alıştırma. E, aşağıdaki sorulara içerisinde hal e, barındıran cümlelerle cevap vermemizi istiyor. Ben tercüme edeyim, siz bunları yaparsınız. Örneğe bakalım. Keyfe vasalti ila ameliki. E, işine nasıl vardın, nasıl ulaştın, nasıl geldin diyor. Vasalti ila ameli maşiyeten. İşime yürüyerek geldim. Keyfe akbelel meduvvune ilel hafli davetliler törene nasıl geldiler? 2. Keyfe tusafihu dayfeke misafirinle diyor nasıl tokalaşırsın? Safaha yusafihu işte musafaha yapmak, tokalaşmak manasına gelir. Keyfe terakte atfaleke el yevme bugün çocuklarını nasıl bıraktın? Ne durumda bıraktın? Keyfe şahette et tıfleteyni iki kız çocuğunu nasıl ne vaziyette seyrettin? Gördün. Keyfe ahl al junudumun el askerler savaştan nasıl döndüler? Keyfe absat el Muslimati fil Beytil el Haram, Kabe'de yani Beit Haram'da, e, Harim şerifte müsbayan Müslümanları nasıl gördün? Nasıl, ne şekilde, hangi vaziyette gördün? Keyfe acatum min riḥlet el Hacı, yolculuğundan nasıl döndünüz? Keyfe zehbet Taliban ile el İki öğrenci okula nasıl gitti? E, sekizinci alıştırma. Burada da arkadaşlar bu aşağıdaki kelimeleri e, hal olarak anlamlı cümlelerde kullanmamızı istiyor. Yine ben tercüme edeyim. Siz bunları cümlelerde kullanın. Haifun <laughs> korkan demek. Korkan kişi. <laughs> Samitune sessiz. <laughs> Samit sessiz demek müsriatin veya müsriatun burada hızlı demek. Hızlı. Caliseyni oturan iki kişi. Mubtesimat gülümseyen bayanlar. Muntasirun galip gelmiş, zafer elde etmişler. Müttefikani anlaşmış bir şekilde anlaşmış, ittifak etmiş. Neşitun aktif, canlı manasına gelir. Evet bugünlük bu kadar yeter arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.